İyi akşamlar değerli Ulusal Kanal izleyenleri. Ana haber bülteniyle karşınızdayız. Değerli izleyenler, AKP iktidarı Amerika namına Suriye'ye karşı savaş kışkırtıcılığına soyundu. Kamuoyu savaş çığırtkanlığıyla etki altına alınmaya çalışılıyor. Başbakan Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Meclis Başkanı Cemil Çiçek mesailerini savaş diplomasisine ayırdı. AKP savaş tezkeresi hazırlıklarına da başladı. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, müdahale için gerekir yeni bir tezkere meclise getirilebilir dedi. Muhalefet ise Birleşmiş Milletler'den karar çıkmadan Suriye'ye yapılacak bir müdahaleye karşı çıktı. Cenevre konferansı öncesi hem uluslararası alanda hem de Türkiye kamuoyunda gündemin birinci maddesi Suriye oldu. Eylül'de yapılması planlanan konferans öncesi ortaya atılan kimyasal saldırı iddialarının üzerine Amerika, İngiltere ve AKP hükümetinden müdahale çağrıları geldi. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun Birleşmiş Milletler kararı olmaksızın Suriye'ye müdahale edilebilir açıklamasının ardından AKP hükümeti savaş söylemlerine hız verdi. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Suriye'ye müdahale için meclise yeni bir tezkere getirebileceklerini söyledi. Daha önce geçirilen tezkerelerde zaten bazı haklarımızı kullandık veya kullanmak üzereyiz. Bunun için de yeni bir tezkere gerekirse diyorum, elimizdeki mevcut imkanlara bakarız. Arınç'a muhalefet partilerinden önce kendi partisinden temkinli bir mesaj geldi. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu henüz bunlar için erken dedi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararının gerekli olduğuna dikkat çekti. Bu tartışma erken bir tartışma. Daha dediğim gibi Birleşmiş Milletler'in Güvenlik Konseyi'nin alacağı tutumu göreceğiz. O alandaki gelişmeleri göreceğiz. Tabii Sayın Başbakan Yardımcımızın kastettiği bir ihtiyaç halinde Türkiye'nin gerekli hukuki adımlar atmaya hazır olduğu. Yoksa bugünden yarına hemen böyle bir gelişme olacak anlamına gelmiyor. Sayın Başbakan Yardımcımız böyle bir adım gerekirse de ihtiyaç halinde onun atılabileceğini ifade ediyor. Davutoğlu, hükümetin elinde Suriye'den gelen güvenlik risklerine karşı bir tezkere bulunduğunu hatırlattı. Zaten elimizde bizim Suriye'den gelen güvenlik risklerine karşı silahlı kuvvetlerimizin ve Türkiye hükümetimizin her türlü tedbiri alması yönünde çok güçlü bir tezkere var. Yani süresi devam eden ama İhtiyaçlar daha başka bir şey gerektirirse tabii nihai otorite Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne başvurur. Bundan daha büyük bir güvenlik riski de Türkiye içinde, bölge içinde olmaz. Muhalefet partileri Arınç'ın tezkere önerisine tepki gösterdi. Biz daha önce hayır dedik zaten Irak'la ilgili olarak. Yani elbette partimizin yetkili kurullarında görüşülecektir ama benim şahsi görüşüm kesinlikle tabii ki hayır yönünde olacak. CHP adına açıklama Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğoğlu'ndan geldi. Mevcut tezkerenin müdahale için yeterli olmadığını söyleyen Loğoğlu, Türk milleti Suriye ile savaşa karşıdır dedi. MHP adına açıklamayı Genel Başkan Yardımcısı Tuğrul Türkeş yaptı. Katıldığı bir televizyon programında konuşan Türkeş, tezkere konusunu tekrar ülke gündemine getirmenin etik olmayacağını söyledi. BDP ise şimdiden oylarının hayır olacağını belirtti. Suriye'ye askeri müdahaleye karşı en net tavrı ise İşçi Partisi aldı. Genel Sekreter Serhan Bolluk, Suriye'ye olası bir askeri müdahaleye karşı çıktı. Bolluk, Türkiye'yi böyle bir müdahalenin içine sokacak hükümetin gayrimeşru olduğunu söyledi. Bolluk, Suriye'ye askeri müdahalenin yönetileceği İzmir'deki NATO üssünün de kapatılmasını istedi. Herhangi bir uluslararası müdahale durumunda Türkiye'yi bu müdahaleye katan bir hükümet, yani mevcut AKP hükümeti, gayrimeşrudur. Türkiye'nin Suriye'ye yapılacak olası bir müdahaleye katılmasına karşı çıkan İşçi Partisi Genel Sekreteri Serhan Bolluk, o tankların önüne önce İşçi Partisi çıkacaktır dedi. Meğer ki Türk Silahlı Kuvvetleri böyle bir müdahaleye eskaza katılacak olursa, o tankların önüne önce İşçi Partisi çıkacak. Bolluk, Suriye'yi hedef alan NATO'nun İzmir'deki karargahının da kapatılması gerektiğini vurguladı. Eğer NATO bünyesinde yapılacak olursa böyle bir hareket, böyle bir saldırı İzmir'deki NATO komutanlığından yönetilecek. Bu belanın Türkiye'nin bağrına sokulmuş, milletin bağrına sokulmuş bu hançerin, bu İzmir'deki NATO karargahının derhal kapatılması gerekiyor. Tabii NATO'da kalınması da başka bir problemdir. Derhal NATO'dan çıkılmalıdır. Bolluk, Tayyip Erdoğan'ın savaş naraları yıkılmasını önleyemeyecek dedi. Hiçbir gürültü, ne savaş gürültüsü, ne başka bir şey, ne de Tayyip Erdoğan'ın naraları
yıkılmasını önlemeyecek. Onlar yıkılacaklar. En kısa zamanda Türk milleti AKP iktidarını yıkacak. Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Birleşmiş Milletler Kimyasal Silah Araştırma Heyeti çalışmalarının yarın ertelendiğini açıkladı. Suriye'nin kimyasal saldırı yaptığı iddiasını net bir ifadeyle reddeden Muallim, iddiaları savunan ülkelere meydan okudu. Elinde kanıtı olan varsa buyursun açıklasın dedi. Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim bir basın toplantısıyla kimyasal saldırı iddialarına yanıt verdi. Muallim Suriye'nin kimyasal saldırı yaptığı yönündeki iddiaları net bir şekilde reddetti. Muallim iddiaları savunan İngiltere, Amerika ve AKP hükümetine meydan okudu. Savaş tamtamlarının etrafımızda çaldığını duyuyoruz. Eğer bir operasyon ya da saldırı başlatırlarsa ben kimyasal silah bahanesinin yanlış ve dayanıksız olduğunu söylüyorum ve onlara bu kanıtları ortaya çıkarmalar için meydan okuyorum. Muallim Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun Birleşmiş Milletler kararı olmadan Suriye'ye müdahale önerisine de yanıt verdi. Bu konuda konuşmak istemiyorum. Çünkü Davutoğlu'na gereken cevabı Türkiye'nin dost hakkı verecek. Sadece şunu söylüyorum, Mısır'daki olaylar sebebiyle Türkiye'nin dengeleri sarsıldıysa Suriye'ye müdahale ile tamamen bozulacaktır. Muallim, Suriye halkının moralinin askeri müdahale ile bile bozulmayacağını vurguladı. Suriye Dışişleri Bakanı, ordumuz halkımızla omuz omuzadır. Bu krizi atlatmamızı sağlayan da budur. 83 farklı ülkeden silahlı gruplar Türkiye ile sınırımızdan topraklarımıza giriyor. Bunlar belgeli gerçekler. Cibuti'den bile gelen var diye konuştu. Muallim Birleşmiş Milletler heyetinin kimyasal araştırmalarını yarına ertelediğini açıkladı. Muallim ordu kontrolündeki bölgelerde heyetin güvenliğini sonuna kadar sağlayacaklarını bildirdi. Suriye Dışişleri Bakanı İngiltere'nin Suriye kimyasal kanıtlarını yok etmiş olabilir açıklamasına da yanıt verdi. Muallim söz konusu bölgenin muhaliflerin kontrolünde olduğunu söyledi. AKP'nin Birleşmiş Milletler kararı olmaksızın müdahale önerisine Suriye'den yanıt geldi değerli izleyenler. Şam Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Dr. Vessam Ebu Abdullah, AKP ve Amerika'nın Suriye başarısızlıklarını örtmeye çalıştığını söyledi. Ulusal kanala konuşan Abdullah, Türkiye'nin başını çektiği bir müdahale olursa Suriye ilk olarak İsrail'e saldırır. Çünkü düşman ülke Türkiye değil İsrail'dir dedi. Amerika ve AKP hükümetinin Suriye'ye karşı müdahale girişimlerine Suriye'den yanıt geldi. Şam Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Dr. Vessam Ebu Abdullah, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun Birleşmiş Milletler kararı olmaksızın askeri müdahale önerisini değerlendirdi. Ulusal kanal canlı yayınında konuşan Abdullah, AKP ve Amerika Suriye başarısızlıklarını örtme çabasında dedi. Siyaset Erdoğan, Ahmet Davutoğlu'nun kalkıp Birleşmiş Milletler kararı olmasa da saldırı gerekiyor, Suriye'ye saldırı gerekiyor demesi zaten artık son çaresizliklerinin, yalanların ortaya çıkmasının ve başarısızlıklarının bir sonucudur. Abdullah, bir müdahale olması durumunda Suriye'nin ilk hedefinin İsrail olacağını açıkladı. Ülkemizi tüm gücümüzle savunacağız, savunuyoruz ve savunmaya da devam edeceğiz. Sevgili Türk halkı bilsin ki Türkiye düşman ülke değildir. Türkiye'nin hükümeti düşmandır ama Türkiye düşman ülke değildir diyor. Düşman ülke İsrail'dir. Ve buradan ilan ediyorum. Suriye'ye yapılacak ilk saldırıda hedef İsrail olur. 2,5 seneden fazla bir süredir bir destan yazan Suriye halkı Türkiye'nin yöneticilerine ve onların işte emir vericilerine unutamayacakları bir ders verecektir. Abdullah, Suriye ordusunun kimyasal silah kullandığı iddialarının emperyalist bir tezgah olduğunu belirtti. Kesinlikle ve kesinlikle Suriye devleti ve Suriye ordusu tarafından böyle bir saldırı olmadı. Böyle bir saldırı var ise bile bu grupların orada işte küçük saldırıları olabilir. Böyle bir şey onlar tarafından kanıtlanmamış henüz, görünmemiş. Olmuşsa bile bu teröristlerin AKP'nin ve emperyalist güçlerin, Amerika'nın saldırıları tarafından, Amerika tarafından yapılmıştır diyor. Adalet ve Kalkınma Partisi yalan söylüyor. Bu onların en büyük ve en son yalanları diyor.
Değerli izleyenler, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde halkın artık can güvenliği kalmadı. Suriye yönünden seken bir mermi Süleyman Doğan Tekin adlı yurttaşın karnına isabet etti. Ağır yaralanan Doğan Tekin hayati tehlikesi nedeniyle Şanlıurfa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Suriye'nin Resulan ilçesinde PYD ile El Nusra arasındaki çatışmaların faturası yine Ceylanpınar halkına kesildi. Öğle saatlerinde başlayan çatışmalardan seken bir mermi 36 yaşındaki Süleyman Doğan Tekin adlı bir yurttaşı karnından yaraladı. Doğan Tekin arkadaşlarının yardımıyla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunan Doğan Tekin Şanlıurfa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Bir tek kurşun geldi, o da sağdan vurdu, soldan çıktı. Çatışmalar sürerken Ceylanpınar öğretmen evine de uçak savar mermisi isabet etti. Restoranda bulunan müşteri ve çalışanlar patlamanın sesiyle kendilerini dışarı attı. Biz de içerideydik, bir baktık patlama sesleri geldi, dışarıya çıktık, uğradık. AKP hükümetinin Mısır konusunda sergilediği dış politika parti içinde farklı seslerin yükselmesine neden oldu. AKP Kütahya Milletvekili İdris Bal, yakın komşularımızla sorunlarımız malumken bir de Mısır'ı kaybetmeyelim uyarısı yaptı. Bal, Mursi'nin hatalarını sıraladı ve Mısır ordusunun gücüne dikkat çekti. Mısır'daki darbeye gereken tepkiyi göstermeyerek, Mısır'daki darbeye darbe bile diyemeyerek, kendi ülkelerini bir kez daha ayaklar altına almıştır. AKP Kütahya Milletvekili İdris Bal, Mısır ve partisinin komşularla sıfır sorun politikaları ile ilgili önemli eleştiriler yaptı. Bal, Mısır raporunda AKP'nin dış politikasının başarısız olduğunu kabul etti. Türkiye'nin bütün komşularıyla kavgalı olduğunu kaydetti. Zaten İran'la, Irak'la, Suriye'yle, İsrail'le, Ermenistan'la, Yunanistan'la ilişkilerimiz malumken bu sorunlu olduğumuz ülkeler grubuna Mısır'ı da eklememek gerekiyor. İdris Bal, Mısır'ı kaybedebiliriz uyarısı yaptı. Mısır'ı anlayamaz, iç ve dış dinamikleri, dengeleri iyi okuyamaz, ağır eleştirilerimize devam edersek Mısır'ı kaybedebilir ve bunun ekonomik, politik ve güvenlikle ilgili bedellerini ödemek zorunda kalabiliriz. Sorunlu olduğumuz ülkeler grubuna Mısır'ı da eklememeli. Ekonomik teşvikler anlamında. AKP Kütahya Milletvekili Bal, Mısır raporunda Başbakan Erdoğan'ın sahip çıktığı Mursi'nin başarısızlıklarını da sıraladı. Mursi seçimlerde başarı kazanan bir lider olarak iç ve dış siyasette iktidar ve tam müktedir olduğunu düşündü. Muhalefet ve farklı dengeler dikkate alınmadı. İçeride aşırı özgüvenle, bazen de demokratik gelenekler ihlal edilerek atılan adımlara paralel olarak dışarıda da özgüvenli adımlar atılmaya çalışıldı. Örneğin Mursi devrilmesinden bir ay önce Suriye lideri Esad'a istifa çağrısında bulunmuştu. AKP'li Bal, Mursi'nin iktidara gelmesiyle ülke ekonomisinin daha da kötüye gittiğini anlattı. Bal, ülkedeki işsizlikteki artış, Mısır parasındaki değer kaybı, kuyruklar gibi olumsuz gelişmeler yaşandığını söyledi. Mısır yönetimi Başbakan Tayyip Erdoğan'ın El Eser Şeyhini hedef alan açıklamalarına tepki gösterdi. Mısır Dışişleri Bakanlığı Erdoğan'ın tarihi ve İslami büyük bir kuruluş olan Eser'in Şeyhine yönelik sarf etmiş olduğu sözleri şiddetle kınıyoruz dedi. Orada işte ilim bitmiştir. İlim derken o ilim adamı bitmiştir. Başbakan Tayyip Erdoğan'ın bu sözleri Mısır'ın tepkisine neden oldu. Mısır Dışişleri Bakanlığı yazılı bir açıklamayla Erdoğan'ı kınadı. Hadiselerde dünyanın en meşhur üniversitelerinde. Açıklamada Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi ve İslami büyük bir kuruluş olan Eser'in şeyhine yönelik sarf etmiş olduğu sözleri şiddetle kınıyoruz. Bu kurumun şeyhine yönelik söylenenleri kabul etmemiz mümkün değildir denildi. İtiraz etmeye hiç kimsenin hakkı. Erdoğan'a halk iradesi doğrultusunda ordu tarafından açıklanan yol haritasına Eser Şeyhi gibi birçok kurumun destek verdiği hatırlatıldı. Mısır yönetimi Türk yetkililerin halk iradesine karşı beyanlarda bulunmasının üzücü olduğunu belirtti. Mısır'ın devrik Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi hakim karşısına çıkıyor. 3 Eylül'de yapılacak duruşmada Mursi'nin yanı sıra 64 ihvan yöneticisi daha yargılanacak. Değerli izleyenler, Müslüman kardeşler liderleri Adeviye ve Nahta meydanlarında öldürülen sivillerin faili olarak gösteriliyor.
Mısır'da devrik lider Mursi ve 64 Müslüman kardeşler yöneticisi hakim karşısına çıkıyor. Muhammed Mursi ve Müslüman kardeşler liderleri şiddete teşvik, kasten adam öldürme, güvenlik güçlerine saldırmak ve göstericileri öldürmek suçlarından yargılanacak. Adeviye ve Nahta meydanlarındaki katliamlardan sorumlu tutulan Mursi ve 64 İhvan yöneticisinin duruşması 3 Eylül'de görülecek. Anayasa çalışmalarıyla devam edelim. Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda değiştirilemez hükümler üzerine yapılan pazarlıkta 3. madde üzerinde uzlaşı sağlandı. AKP, CHP ve MHP tartışmalar sonucu maddenin mevcut halinde uzlaşıya vardı. Üçlü uzlaşının dışında kalan BDP ise ikinci resmi dil talebini anayasa taslak metne yazdırdı. AKP değiştirilemez madde olmasın talebini maddenin altına not olarak düşürdü. Uzlaşma Komisyonu anayasanın değiştirilemez hükümleri konusunda 3. madde tartışması yapıldı. Görüşmeler sonucu AKP, CHP ve MHP maddenin olduğu gibi kalması konusunda uzlaştı. Türkiye devleti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı şekli kanunda belirtilen beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Milli marşı İstiklal Marşı'dır. Başkenti Ankara'dır. Ancak AKP madde sonuna bu hükmün ileride değiştirilmesine olanak tanıyan bir not düşürdü. AKP'nin madde notunda AKP anayasada değiştirilemeyecek hüküm önermemektedir ifadesi yer aldı. BDP ise bu hükme toptan karşı çıktı. BDP'li komisyon üyeleri ikinci resmi dil taleplerini kırmızı renkle anayasa taslak metne yazdırdı. Devletin resmi dili Türkçedir. Tüm vatandaşların resmi dili öğrenme görevi ve hakkı vardır. Türkiye halkının kullandığı diğer ana diller bölge meclislerinin kararıyla ikinci resmi dili olarak kullanılabilir. PKK lideri Abdullah Öcalan'ın AKP hükümetinden rol talebini Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç onayladı. Arınç, Öcalan kritik bir rol oynuyor, stratejik bir konumda dedi. Türkiye'de terörün bitmesi konusunda Öcalan kritik bir rol oynuyor. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç terörün bitirilmesi için Öcalan'a işaret etti. Arınç, Öcalan'ın 9. heyetle görüşmesinde dile getirdiği stratejik konum açıklamasına da yeşil ışık yaktı. Ben bu süreçte şiddeti yok edeceğim diyen bir insan stratejik bir konumdadır. Kendisine bağlı olduğuna inandığı insanların bu işi bitirebilecek güçlü olduklarını görmek onu stratejik bir konumda tutar. Açılım uğruna iktidardan gitmeyi bile göze aldıklarını söyleyen Arınç, PKK'ların çekilmesinin beklenen düzeyde olmadığını söyledi. %20 demişse başbakanımız öpsünler başına koysunlar. Yani %80'in hala çıkmadığı, belki hemen çıkabileceği, belli yerlerde biriktirildiği, toplanıldığı, bütün bunların bilgisi de var bizde. Ama çıkma iradesinde bir geciktirmeye yönelik bir oluşumun da varlığını hepimiz bilmeliyiz. Kürt konferansına değinen Arınç, AKP hükümetinin katılmayacağını açıkladı. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç, AKP'nin sonbahar korkusuyla ilgili de konuştu. Arınç, sonbahar denilince söze Silivri'den başladı. Kendileri bağıra bağıra söylerler. Mesela 5 Ağustos muydu Ergenekon davasının karar açıklanacağı tarih? Evet, 5 Ağustos. Hemen bir kendi aralarında bir haberleşme. İşte 5 Ağustos'ta Silivri'yi işgal et. Arınç halk hareketini tehdit etti ve Aydınlık gazetesine değindi. Üniversitede de olsa, statta da olsa, yolda da olsa, meydanda da olsa, bir başka yerde de olsa kanunun suç kabul ettiği hiçbir eyleme izin vermek noktasında değiliz. Evet, istihbaratımız var. Farklı istihbarat yöntemleriyle bilgiyi topluyor ve değerlendiriyor. İstihbarata gerek olmadan işte Aydınlık Gazetesi'ni okursanız da bir başka gazeteye bakarsanız da kimin nerede nasıl bağıracağını, kimin nerede hangi eylemin içerisinde olabileceğini seyyar eylemciler vasıtasıyla da görebilirsiniz. AKP hükümeti kapatma davasında verilen laiklik karşıtı fiillerin odağı sicilini, temizleme operasyonunu hızlandırdı değerli izleyenler. Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu, iddianameyi hazırlayan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya hakkında dava açılabileceğini ileri sürdü.
AKP'li Meclis Araştırma Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu, kapatma davası iddianamesini yazan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya'yı hedef aldı. Kuzu, dönemin başsavcısı görevini kötüye kullanmaktan yargılanabilir. Savcılar harekete geçebilir dedi. Burhan Kuzu, %47 oy almış bir iktidar partisine böyle keyfi dava açılamaz. Bu rezilliktir. Bu tam olarak görevini kötüye kullanmaktır ifadelerini kullandı. AKP'li Kuzu adeta yargıya talimat verdi. Kuzu, siz başvuru yapacak mısınız sorusunu yazılı sözlü olarak yapmak fark etmez. Ben buradan duyuruyorum. Savcılar harekete geçebilir sözleriyle yanıtladı. AKP'nin sicil temizleme operasyonuna Yargıçlar Sendikası Genel Başkanı ve kapatma davası savcısı Ömer Faruk Eminağoğlu'ndan yanıt geldi. Ulusal kanala konuşan Eminağoğlu, karara dayanak olan 30'a yakın delil var dedi. Eminağoğlu, AKP'den gelen açıklamaların yerel mahkeme ve Yargıtay üzerinde baskı oluşturmayı amaçladığını kaydetti. AKP'nin sicil temizleme operasyonuna Yargıçlar Sendikası Başkanı ve AKP kapatma davası savcısı Ömer Faruk Eminağoğlu net yanıt verdi. Eminağoğlu ulusal kanala konuştu. Eminağoğlu Ergenekon Mahkemesi'nin internet andıcıyla ilgili kararının laiklik karşıtı eylemlerin odağı hükmünü değiştirmeyeceğini belirtti. Eminağoğlu, Anayasa Mahkemesi, AKP'lilerin işlemleri ve açıklamalarına dayanarak hüküm verdi dedi. Anayasa Mahkemesi, kılı kırk yarıp kapatmamak için uğraştığından delillerin çoğunu eledi. Bu nedenle Anayasa Mahkemesi kararı böyle bir başvurudan etkilenmez. Karardan sonra da eylemler defalarca tekrarlanmıştır. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının soruşturma açması ve Anayasa Mahkemesi'nde yeni karar vermesi gerekiyor. Karara dayanak olan 30'a yakın delil bulunduğunu anlatan Eminağoğlu, 2-3 delil düşse bile bu kararı etkilemez diye konuştu. Yargıçlar Sendikası Başkanı Eminağoğlu, Ergenekon davasında gerekçeli kararın açıklanmadığını hatırlattı ve ekledi. Burada çok açık şekilde yargıya müdahale ediliyor. Baskı var. Bu açıklamaları yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunulmalı. Aynı baskı Yargıtay'a da yapılarak kararların onanması hedefleniyor. Eminağoğlu AKP'li Burhan Kuzu'nun savcıları göreve çağırmasına da yanıt verdi. Bu demeci Yargıçlar Sendikası Başkanı ve kapatma davasında Yargıtay Cumhuriyet Savcısı olan Ömer Faruk Eminağoğlu olarak veriyorum. Kuzu böyle bir çağrı yapıyorsa ben her şeyin hesabını vermeye hazırım. Onlar da ortadan kaldırdıkları yargı bağımsızlığının hesabını vermeye hazır olsunlar. Değerli izleyenler, Gazi Assubay Oktay Yıldırım hakkında açılan yeni bir dava bu kadar da olmaz dedirtti. Yıldırım'a polislerin aramalarda Ergenekon hakim ve savcılarına sinkaflı küfürler ettiği görüntüleri mahkemede izlettiği için dava açıldı. Dava gerekçesi ise hakimleri aşağılamak. Ergenekon operasyonlarını düzenleyen polislerin Ergenekon hakim ve savcılarını sinkaf ettiği bu görüntüleri mahkemede dinletmek de suç oldu. Ergenekon kararlarıyla hakkında 33 yıl 10 ay hapis cezası verilen Gazi Assubay Oktay Yıldırım'a bu görüntüleri duruşmada izlettiği için dava açıldı. Silivri Savcılığı'nın hazırladığı iddianamede Yıldırım, Ergenekon hakimlerini aşağılamakla suçlandı. Suç Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak Yıldırım'ın 1 yıldan 5 yıla kadar hapsi isteniyor. Yıldırım'ın avukatı Yıldırım Çavuşovalı, Ergenekon hakimleri polislerin kendilerine küfür etmesinden değil, sinkaflı görüntülerin mahkemede izletilmesinden rahatsız oluyor dedi. Oktay Yıldırım son savunmasında bu görüntüleri izleterek hakimleri sinkaf eden polislerin tanık olarak dinlenmesini ve haklarında suç duyurusunda bulunulmasını istedi. Talebi reddeden mahkeme Oktay Yıldırım hakkında bu görüntüleri izleterek hakimleri aşağıladığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. 12 Haziran 2007 akşamı Ümraniye Çakmak Karakolu'nda kaydedilen görüntülerde polisler 2 saat sonra bulunacak bombaların tutanağa nasıl yazılacağını konuşuyor. Polisler soruşturmaya Ergenekon ismi verilmeden 8 ay önce operasyon için Ergenekon ismini kullanıyor.
Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı konuştu. Dolar yükseldi, borsa düştü değerli izleyenler. Dolar tarihi rekorunu kırarak 2 lira 3 kuruş seviyesini geçti. Borsa 66.800 seviyelerine kadar indi. Ekonomide faiz, borsa ve enflasyon dengesi şaşınca süreci tetikleyen sıcak para krizi karşısında Merkez Bankası politika üretmekte sıkıntıya girdi. Kurumun başındaki isim Erdem Başçı, bana inanın ve kazanın diyerek piyasa aktörlerini yatıştırmaya çalıştı. Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ise dolar çıkacağı yere kadar çıkar dedi. Çıkacağı yere kadar çıkar. Ama ikiye çıkar, ama ikinci süre çıkar. Ekonomi politikalarının başındaki kilit isim Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı'nın konuşmalarına Ekonomi Bakanı böyle tepki verdi. Dolar çıkacağı yere kadar çıkar dedi. Arkadaşlar, burada kur ile gelmiş olduğumuz nokta, doların 2 liraya geçmesi tabii psikolojik bir sınır. Ancak her şeyin sonu değil. Merkez Bankası Başçı'nın kullandığı doların belini kırarız, faiz silahını kullanmayı düşünmüyoruz sözlerine piyasaların tepkisi çok daha sert oldu. Dolar rekor üstüne rekor kırdı. 2 lira 3 kuruş seviyesini geçti. Gün içinde borsa 66.800 seviyelerine kadar indi. Erdem Başçı'nın konuşmalarındaki ana nokta doların yükselişini kontrol altına almak üzerine şekillendi. Anadolu Ajansı finans masasının konuğu olan Başçı, bana inanın ve kazanın diyerek piyasalara güven aşılamaya çalıştı. Merkez Bankası'nın net rezervleri hiçbir zaman bitmez. 40 milyar dolar civarında satılabilir rezervimiz var. Döviz rezervimiz netse kura öyle bir müdahale ederiz ki herkes şaşırır. Dövizin belini kırarız. Faiz silahını kullanmayacağız. Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ise dolara Merkez Bankası'nın müdahalesine itiraz etti. Ben kalkıp bu konuda Merkez Bankası'nın kaynaklarını boşu boşuna harcamana müdahale etmenin bana göre bir anlamı yok. Başçı'nın dolara müdahale ederiz sözleri sonrası dolar yükseldi, borsa düştü. Tüm bu çalkalanmanın temelinde ise Amerikan Merkez Bankası'nın sıcak parayı azaltma politikası var. Erdem Başçı bu konuda yaşanacak etkinin geçici olduğunu iddia etti. Panik satışların nedeni Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası konusundaki belirsizlikler. Kısa vadeli faizlerin kontrolü bizdedir. Getiri eğrisinin kısa ucu elimizdedir. Bunlar herhangi geçici bir etki yapsa bile çok rahat şekilde biz çok fazla bir politik tedbir almadan, çok fazla çaba göstermeden reel efektif kurun 110 çizgisinin üzerine döneceğini, ondan sonra da değerlenme eğiliminin başlayacağını tahmin ediyoruz. Evet, doların tarihi rekor kırmasının ardından hükümetin ekonomi politikaları tartışmaların odağı oldu. Türkiye krize sürükleniyor diyen Profesör Doktor Esfender Korkmaz gelişmeleri ulusal kanala değerlendirdi. Korkmaz, doların yükselişi devam ederse enflasyonun da artacağını söyledi. Zenginler sevinsin, emekli perişan. Yurttaşın cebinde zaten bir şey olmadığı için dibe vurmak zorunda. Doların yükselen ateşine vatandaş böyle tepki gösterdi. Piyasalarsa gözlerini Merkez Bankası'na dikti. Dolar 2 liraya geçti, tarihi zirvesini gördü. Bakalım Merkez Bankası bundan sonra nasıl bir politika izleyecek? Sorunun yanıtını ekonomi profesörü Esfender Korkmaz'a sorduk. Korkmaz, doların yükselişini, sonrasında yaşanabilecek sıkıntıları ulusal kanala değerlendirdi. Merkez Bankası doların belli bir yere kadar, mesela 2 liraya kadar gelmesine göz yumdu. Dolar bu düzeyde kaldığı sürece Türkiye üretimi dışa bağımlı bir üretim oluyor. Korkmaz'a göre doların yükselişi devam ederse enflasyon tehlikesi yeniden ortaya çıkacak. Dolar düşmezse enflasyon artar. Profesör Doktor Korkmaz, hükümetin ekonomi politikaları nedeniyle Türkiye'nin sıkıştığını belirtti. Cari açığa dikkat çekti. Ekonomi yönetiminin yanlışından dolayı Türkiye bu cendereye sıkıştı. Geçen sene ilk 6 ayda 30 milyar dolardı. Bu sene ilk 6 ayda 36 milyar dolara çıktı. Korkmaz, AKP'nin ülkeyi krize sürüklediğini kaydetti. Ekonomi yönetimi ekonominin görünen tarafına baktı. Cari açık gibi, dış borç gibi taraflarına bakmadı. Türkiye bu krize çok hızlı gidiyor. İşçinin 10 yıl kullanmadığı kıdem tazminatı yanacak değerli izleyenler. Kıdem tazminatı fonu çalışmaları yeniden hız kazandı. Çalışmalara göre kıdem tazminatı almaya hak kazanan işçi 10 yıl boyunca hakkını talep etmezse parası Maliye Bakanlığı'na devredilecek. Kıdem tazminatını tek seferde almak da artık tarihe karışacak.
Kıdem tazminatının fona devri için gereken düzenleme Eylül ayında meclis gündemine gelecek. İşçinin kıdem tazminatını nasıl alacağı sorusunun yanıtı netleşmeye başladı. Çalışanlar için bireysel kıdem hesapları oluşturulacak. Çalışmalara göre bir işçinin 10 yıl kullanmadığı kıdem tazminatına devlet el koyacak. Hak kazanılan kıdem hesabı 10 yıl boyunca talep edilmezse hesapta biriken para Maliye Bakanlığı'na devredilecek. Konuyla ilgili ikinci önemli düzenleme de paranın siyasi sistemden çekilmesiyle ilgili. Artık kıdem tazminatını tek seferde almak tarihe karışıyor. Çalışanlar fonda biriken kıdem tazminatının sadece yarısını çekebilecek. Bunun için de 15 yıl sigortasını yatırmış olması gerekecek. Kıdem tazminatının diğer yarısını çekmek için de bir şart var. Emekçi kalan parasını çekmek için en az 5 yıl bekleyecek. Kıdem tazminatını tek seferde alabilmenin yolu ölümden geçiyor. Çalışan öldüğü takdirde mirasçıları tek seferde kıdem tazminatını alabilecek. Düzenleme işverenlere ise kolaylık getiriyor. İşverenin zamanında ödemediği kıdem primini daha sonraki dönemde ödemesi imkanı getiriliyor. İşçilerin tazminat sorunlarıyla ilgili bir haber de Adana'dan geldi. Bir tekstil firması 300 işçisini baskı yoluyla işten çıkarmaya çalıştı. Olmayınca da çareyi fabrika kapısına kilit vurmakta buldu. İşverenin amacı çalışanların kendi isteğiyle işten ayrılmasını sağlayarak tazminat ödememekti. Bunun için işçi servisleri kaldırıldı, fazla mesailer ödenmedi. Tüm bu zor şartlara karşı direnen işçiler son olarak da fabrikaya alınmadı. Türk İş, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak için her ay yaptırdığı araştırma... Amacı ihbar parası vermemek, tazminat parası vermemek. Evet, yıldırıp amacım. Gidin. Adana'da faaliyet gösteren bir tekstil firması 300 çalışanını yıldırma politikasıyla işten çıkarmaya çalıştı. Patronun amacı işçilerin tazminatını ödememek. Olay Emiroğlu Tekstil Firması'nda yaşandı. İşveren çalışanların kendi isteğiyle işten ayrılmasını sağlamak için her yolu denedi. İşçi servisleri kaldırıldı, fazla mesailer ödenmedi. İşçilerse tazminat hakkından vazgeçmemek için her türlü baskıya direndi. İşveren haftalık 45 saatin üzerinde çalışmamız karşılığında herhangi bir fazla mesai ücreti ödemiyor. Çalışmış olduğumuz iş yerinde işveren hukuka aykırı olan bu uygulamaları ile biz işçileri kendi isteğimizle işten çıkmaya zorlamak istemektedir. Direnişi gören işveren de çareyi fabrika kapısına kilit vurmakta buldu. Emekçilere işbaşı yaptırılmadı. Patron hemen içeri gitti. Kapıları kapattın, kimse çalışmasın. Biz hep toplanıp geldik buraya. Amacı ihbar parası vermemek, tazminat parası vermemek. Evet. Yıldırıp amacım, gidin. Ben burayı kapatıyorum ve şu an afiş asmış kapatıyorum diye. Hem avanslarımızı hem de maaşlarımızı geciktirdiler. Sigortası çalışanlar bir sürü insanları da müfettişler geldiğinde onları reale gönderiyorlar veya başka yere götürüyorlar, dolduruyorlar arabaya götürüyorlar. Kaçırıyorlar yani. İşten kaçırıyorlar müfettişler görmesin diye. Bize yaptığı haksızlıklar da boyun bükeceğiz ve istifa edeceğiz diye öyle bir şey yaptılar ama planlara uymadı. Türk İş, Ağustos ayı açlık ve yoksulluk sınırı raporunu açıkladı. Rapora göre 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 1020, yoksulluk sınırı da 3322 lira olarak hesaplandı. Gıda fiyatları yaş, sebze, meyvedeki gerilemeye rağmen artış gösterdi. Gelirler giderleri karşılamayınca kredi ve borçlanma da arttı. Türk İş, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak için her ay yaptırdığı araştırmanın Ağustos sonuçlarını açıkladı. Buna göre 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 1020, yoksulluk sınırı da 3322 lira. Peki bu rakamlar nasıl belirleniyor? 4 kişilik bir ailenin sağlıklı beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarı başı çekiyor. Giyim, konut, ulaşım, eğitim ve sağlık ihtiyaçları da yapılması zorunlu harcamalardan. Rapora göre 4 kişilik bir ailenin gıda harcaması 1019 lirayı buluyor. Giyim, konut, ulaşım gibi diğer harcamalar eklendiğinde bu rakam 3321 lira 57 kuruş oluyor. Açlık sınırının artmasında enflasyon belirleyici. Rakamlara göre gıda enflasyonunda 12 ay itibariyle artış %8,97 olarak gerçekleşti. Üstelik gıda fiyatları yaş, sebze, meyvedeki gerilemeye rağmen artış gösterdi. Ailenin geliri giderleri karşılayamayınca kredi ve borçlanma oranı da arttı.
Evet, emek gündeminden bir gelişmeyle devam edelim. Hava İş Sendikası grev kırıcılığına olur veren yargı kararlarını İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde protesto etti. 15 Mayıs'tan bu yana Türk Hava Yolları'nda greve çıkan işçiler 10 Eylül'de görülecek kritik dava için gün sayıyor. İşçiler o gün Türk Hava Yolları'nın grev kırıcılığını engelleyecek bir kararın çıkmasını ve adaletin tecelli etmesini istiyor. Bir tarafta siyah tabut, bir tarafta adalet terazisi. Onlar 15 Mayıs'ta Türk Hava Yolları'nda greve çıkan havayolu işçileri. Tek istekleri ise hukukun bir an evvel uygulanması. Türk Hava Yolları grevdeki işçilerin yerlerine başka kişiler çalıştırdı, grevi kırdı. Konu yargıya taşındı ancak mahkeme grev kırıcılığına geçit verdi. Onlarca havayolu işçisi de mahkemenin bu kararını protesto etmek için İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde toplandı. Adaleti temsilen siyah tabut taşındı, ellerde de adaletin terazisi vardı. İşçilerin tek isteği Türk Hava Yolları'nın grev kırıcılığı yaptığının mahkemece tanınması. Konunun görüleceği kritik dava ise 10 Eylül'de. Şimdi bu dava 5. İş Mahkemesi'nde 10 Eylül 2013 tarihinde yeniden görülecektir. Artık 10 Eylül'de adalet istiyoruz. Haklarımızın hukuk tarafından korunduğunu ve gözetildiğini bilmek istiyoruz. İşverenin hukuk dışı işlemlerinin yanına kar kalmadığını, geç de olsa adaletin tecelli ettiğini görmek istiyoruz. 10 Eylül'de bunu görmek için yine burada olacağız. Adalet istiyoruz, hukukun üstünlüğünü görmek istiyoruz. Grev kırıcılığı engellensin, mahkeme kararları uygulansın. Sonar Araştırma Merkezi yeni bir seçim anketini açıkladı. Pazar günü seçim olsa kime oy verirdiniz sorusuna seçmenin verdiği yanıtlar AKP'nin %41'e gerilediğini gösterdi. CHP'nin %26 oy aldığı ankette MHP ise oyunu %15'e yükseltti. İşçi Partisi'nin %2 oy oranına sahip olduğu ankette kararsız seçmen ise %7. Bu eline ise bir 20 puanı bazı konularda tereddüte düşmüş. Keşke başka bir model çıksa da yani benim güveneceğim bir partiye oy versem falan tereddüdüne düşmüş bir kesim var. Sonar Araştırma Merkezi son seçim anketini açıkladı. Anket sonucuna göre AKP %41'e gerilerken CHP %26, MHP ise %15 oy oranına sahip. İşçi Partisi ile Saadet Partisi'nin de %2 oy aldığı ankette seçmenin %7'si kararsız. Bu rakamlara göre son günlerde konuşulan milli iktidar matematiği AKP'ye karşı zafer kazanacak oy potansiyeline sahip. Anketi yapan araştırma merkezi Sonar'ın başkanı Hakan Bayrakçı, güç birliğinin büyük etki yaratacağını söyledi. CHP, MHP bir de İşçi Partisi'ni alırsanız rakam filan mühim değil, yaratacağı sinerji bambaşka bir tablo çıkarır. Bayrakçı, güç birliğinin yeni bir siyasal parti arayışına giren AKP seçmeni için de alternatif olabileceğini kaydetti. AKP'ye oy verenlerin yarısının da kafasında soru işareti açıldığını söylediğim kitlenin de birkaç yıl içinde kendisine uygun yönelişlere geçme ihtimali mevcuttur. Peki bu üçlü ittifaktan bahsettik. Bu ittifak bu 20'yi ikna edecek potansiyele sahip olur mu? Milli Merkez Yönetim Kurulu üyeleri İzmir'de bir araya geldi. Yerel seçimler için güç birliği çağrısı yaptı. CHP, MHP, İşçi Partisi ve Demokrat Parti'yi güç birliğine çağıran Avukat Erdoğan Özer, belediyeleri AKP gericiliğinden kurtaralım dedi. 23 Nisan'da Büyük Kurultay'la Ankara'da kurulan Milli Merkez'den yerel seçim açıklaması geldi. Yerel yönetim seçimlerinde elde edilecek başarıyla yeniden Atatürk Cumhuriyeti değerlerini öne alacak iktidar seçeneği ortaya çıkacaktır. İzmir Milli Merkez Yönetimi toplandı ve yerel seçimlerde AKP ve BDP'ye karşı güç birliği çağrısı yaptı. Açıklama Avukat Erdoğan Özer tarafından yapıldı. Milli Merkez İzmir Yönetim Kurulu olarak Mart 2014'te yapılacak yerel seçimlerde İzmir'de Büyükşehir Belediyesi'ni ve ilçe belediyelerini AKP gericiliğine kaptırmamak, Bayındır ilçemizin belediyesini de AKP gericiliğinden kurtarmak amacıyla Cumhuriyet Halk Partisi,
Milliyetçi Hareket Partisi, İşçi Partisi ve Demokrat Partisi'ni güç birliği yapmaya çağırıyoruz. Türk Parlamenterler Birliği Başkanı Metin Öney de güç birliğinin önemini vurguladı. Bir an evvel Cumhuriyet'ten yana olanların, Milli Birlik'ten yana olanların bir araya gelmelerinde kaçınılması imkansız zaruret vardır. Bunun da ilk örneğini yerel seçimde vermek gerekir. Açıklamaya İzmirliler de katıldı. Ülkemizin demokratik, çağdaş, laik, hukuk devleti olmasını dileyen herkesin aydınlık insanlarda, aydınlık adaylarda buluşması gerekiyor. Söz veriyoruz! Söz veriyoruz! Söz veriyoruz! ODTÜ'deki ağaç nöbeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı önüne taşındı. Bakanlıkta ODTÜ arazisinden otoyol geçirme projesi tartışıldı. Ankaralılar da eylemi bakanlık önüne taşıdı. Projeden bir an önce vazgeçilmesi istendi. ODTÜ ormanlarına sahip çıkmak için başlatılan eylemin adresi bu kez Çevre ve Şehircilik Bakanlığı önü oldu. Çeri'de projenin ayrıntıları görüşülürken Ankaralılar projeden vazgeçilmesi için bakanlık önünde toplandı, seslerini içeriye duyurmaya çalıştı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın önünde yapılan açıklamaya ODTÜ'lü öğrenci ve akademisyenlerin yanı sıra CHP milletvekilleri Aylin Nazlıaka ve Mahmut Tanal da destek verdi. Profesör Doktor İnci Gökmen bakanlık yetkililerine seslendi. Suça ortak olmayın, ormanlarımıza dokunmayın dedi. Eğer burası yasalarla belirlenmiş bir statüye sahipse neden izinleri tamamlanmadan başlayan bir projeyi görüşüyorsunuz? Bu ormanda binlerce öğrencinin, hocanın ve Ankaralıların emeği var. Bu orman hepimize ait olduğu kadar canlı yaşamın ev sahipliği yapan ekosisteme de ait. Talebimiz korumama amaçlı böylesi bir imar planının onaylamamanız. Eyleme destek veren milletvekilleri de ODTÜ arazisinden otoyol geçirilmesi kararının durdurulmasını istedi. Bizler de vatandaşlarımızla birlikte bu direniş sürecinin içinde sonuna kadar yer alacağız. Aynı zamanda konuyu meclise de taşıyacağız ve direne direne kazanacağız. Melih Gökçe'nin ODTÜ'nün içerisinden yol geçirmesini ve 200 ağacı söküp atmasını asla ve asla onaylamıyoruz. Buna asla izin vermeyeceğiz. ODTÜ'lü Türkiye Gençlik Birliği üyeleri de ağaçların kesilmesine izin vermeyeceklerini açıkladı. Ve burada ODTÜ'nün tüm bileşenleri olarak Melih Gökçe'nin bu yolu geçirmesine, binlerce ağacı katletmesine asla izin vermeyeceğiz ve Türkiye Gençlik Birliği olarak da bu sürecin takipçisi olacağız. Açıklamanın ardından grubun projenin durdurulması için kaleme aldığı dilekçe Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerine teslim edildi. Değerli izleyenler, Eskişehir'de Ali İsmail Korkmaz'ın öldürüldüğü o karanlık gecede bir gencin daha öldüresiye dövüldüğü ortaya çıktı. Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi 1. sınıf öğrencisi Tevfik Caner Ertay sığındığı otoparkta terörle mücadele polisleri tarafından nasıl dövüldüğünü anlattı. İşte Ertay'ın yaşadıkları. Eskişehir'deki hükümet istifa eylemlerine katılan bir gencin daha tıpkı Ali İsmail Korkmaz gibi öldüresiye dövüldüğü ortaya çıktı. Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi 1. sınıf öğrencisi Tevfik Caner Ertay, 2 Haziran akşamı düzenlenen yürüyüşe katıldı. Yürüyüşü engellemeye çalışan polis müdahaleye başladı. Ertay bir otoparka sığındı. Ertay'ın Radikal gazetesine anlattığına göre arkasından gelen 30'a yakın polis kendisini tekme, yumruk ve coplarla dövdü. Baygın düşen Ertay gözünü açtığında polislerin gittiğini fark etti, otoparkın üst katına çıktı. Ancak asıl işkence orada başladı. Yaklaşık bir saat geçmişti. Bulunduğum yere Eskişehir Terörle Mücadele Şubesi'nde çalıştığını bildiğim sivil giyimli 5 polis geldi. Beni darp edip kimliğimi aldılar. Sürükleyerek merdivenlerden indirdiler. Aşağıda 15 polis daha vardı. Ellerindeki demir ve ahşap sopalarla bana saldırdılar. Yerde yatarken polis yüzüme biber gazı sıktı. Beni parka doğru sürüklediler, aracın bagajına sıkıştırıp kapağını kapattılar. Tevfik Caner Ertay, bagajda Ayhan isimli polis amirinin yanına götürüldüğü ve kendisine iyi yapmışsınız, şimdi götürün denildiğini söyledi. Ertay hastaneye de aracın bagajında götürüldü. Polis raporu yazan doktora da baskı yaptı.
Ertay avukatlarıyla bile görüştürülmedi. Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nde yapılan muayenede burun ve el kemiğinde kırık, yüzde yaygın şişlik, sağ göz altında morluk, vücudun çeşitli yerlerinde kızarıklık saptandı. Avukatı Pınar Çelik Arpacı da o gece polislerin Ertay'ı göstermediklerini belirtti. Tevfik Caner Ertay, dayakçı polislere suç duyurusunda bulundu. Gezi direnişinin simgelerinden biri olan Duran Adam Erdem Gündüz, uluslararası bir ödül alacak. Almanya'daki Meyus Sansucci Kolokyum kurumunun verdiği yılın medya ödülünün bu yıl Duran Adam'a verileceği açıklandı. Direnişin hız kestiği anda ortaya çıktı. Bütün ülke, hatta dünya arkasında durdu. Duran Adam eylemiyle Türkiye'ye yol gösteren sanatçı Erdem Gündüz'e Almanya'dan bir ödül verileceği öğrenildi. Avrupa'nın farklı ülkelerinden editör, yorumcu ve gazetecilerin bir araya gelerek oluşturdukları Meyus Sansucci Kolokyum yılın medya ödülüne Erdem Gündüz layık görüldü. Kurumun yaptığı açıklamada bu yılki medya ödülünün Taksim Meydanı'nda saatlerce durarak eylem yapan Erdem Gündüz'e verildiği belirtildi. Ödüle Gündüz'ün dünya çapında ifade özgürlüğünü destekleyici, şiddetsiz protestonun bir örneğini sunması gerekçe gösterildi. Ödülün Duran Adam Erdem Gündüz'e 5 Eylül akşamı Potsdam'da yapılacak uluslararası medya konferansının ardından verileceği öğrenildi. Malatya Arap Girbağ Bozumu şenlikleri hükümet engeline takıldı. Şenliklerin iptal edilmesinin nedeni ise Mısır'da yaşanan olaylar. Uygulamayı ulusal kanala değerlendiren Arap Gir Kültür Derneği Başkanı Turgay Akşahin, Türkiye Cumhuriyeti travma yaşıyor dedi. Ülkede, Türkiye Cumhuriyeti'nde büyük bir travma yaşanıyor. AKP hükümetinin Mısır'da yaşanan olayları bahane göstererek etkinlik ve festivalleri iptal etme kararı, Malatya'da düzenlenen Arap Gir Bağ Bozumu şenliklerini de vurdu. Bu yıl 23.sü düzenlenecek olan festival için bütün hazırlıklar tamamlandı. Ancak 10 gün kala festival iptal edildi. İptalin gerekçesi ise Mısır'da yaşanan olaylar. Ulusal kanala konuşan Arap Gir Kültür Derneği Başkanı Turgay Akşahin uygulamaya tepki gösterdi. Ben yası Afyon'daki askerlerim için tutarım. Reyhanlı'daki o masum çocukların yani patlatılmada katledilmesi için tutarım. Yani doğuda, güneydoğuda şehitlerimiz için tutarım. Akşahin, AKP hükümetinin kendi çıkarları yani için arkadaşlar, maddi ve manevi değerleri göz ardı etmesine tabii tepkili. AK Parti'nin gönderdiği genelgeyle Mısır oralara gerekçeyle gösterilerek iptal edilmesi, yani bölgemiz insanları arasında sıkıntılara sebep olacaktır. Maddi kayıpları bir şekilde telafi edersin bir yerlerden. Ama manevi kayıplar telafi etmek mümkün değil. Akşahin iptal kararının Arap Gir'de sorunlara neden olacağını kaydetti. Bir ekonomik kayıp yaşayacak, bir gerileşme yaşayacak, bölgede bir göçe sebep olacak. Kısa ve öz, benim gibi düşünmeyen, benim gibi giyinmeyen, benim gibi yiyip içmeyen, benim gibi dünyaya bakışı olmayan buradan kendine yakın bölgelere gitsin gibi böyle bir izlenim söz konusu olacak. Dolarla kontrol edilen adam ifadesi birilerini rahatsız etti değerli izleyenler. Hasan Ortatepe, Taksim metrosunda Aydınlık gazetesi satarken gürültü kirliliği gerekçesiyle gözaltına alındı. Ortatepe'ye 88 lira para cezası verildi. Haberde sınırın ötesi Aydınlık ve Cesur Gazete. Türkiye Suriye kardeştir. Amerika kardeştir. Erdoğan komşularla kavgalı. Bu ifade birilerini rahatsız etti. Her gün Taksim metrosu çıkışında Aydınlık Gazetesi'ni halka ulaştıran Hasan Ortatepe, gürültü kirliliği yarattığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Aydınlık satışım engelleniyor. Aydınlığın görevi halkımızı aydınlatmak. Yani
bunu engellemek için yapıyorlar diye düşünüyorum. Ortatepe polisinin aydınlık manşetinden rahatsız olduğunu kaydetti. Bugünkü başlık da dolarla kontrol edilen adam Tayyip Erdoğan Beşar Esad açıkladı. Bugün aydınlıkta. Yani bunu şey yaparken halkımıza duyururken herhalde bundan rahatsız oldular diye düşünüyorum. Aydınlık gönüllüsü Hasan Ortatepe yarın yine aynı yerde Aydınlık gazetesini halka ulaştıracak. Hayır, durduramaz. Aydınlığı susturamazlar. Aydınlığın arkasında halk var. Onun için aydınlığı susturamazlar ve ben görevime devam edeceğim. Aydınlık susmayacak, aydınlık halka ulaşacak. Değerli izleyenler, heykeltıraş Mehmet Aksoy'un İzmir'de yaptığı Kurtuluş Yolu anıtı görenleri hayrete düşürüyor. Çünkü heykel güneş ışığının üzerine yansımasıyla daha da anlam kazanıyor. Heykelin ışıkla buluştuğu bu anı görmek isteyenlerin ise yılda sadece bir gün bu şansları var. Ne gösteriyor? Heykeltıraş Mehmet Aksoy'un İzmir Selçuk'ta yaptığı Kurtuluş Yolu anıtı görenleri şaşkına çevirdi. Çünkü heykel her yıl 26 Ağustos'ta güneşle buluştuğu anda Atatürk silüetine dönüşüyor. Mehmet Aksoy dünyada eşine az rastlanan bu heykeli yapmak için tam 3 yıl gözlem yaptı. Gözlemlerinin ardından güneşin iz düşümlerini hesapladı. Ve saatler 12.30'u gösterdiğinde Atatürk güneşle bir kez daha dünyaya geldi. Aksoy'un 26 Ağustos'u tercih etmesinin nedeni de büyük taarruzun başladığı tarihe denk gelmesi. Aksoy daha önce Kars'ta başbakanın ucube diyerek söktürdüğü anıtın sahibi. Mehmet Aksoy 12 Eylül'de kalpaklı Atatürk heykeliyle girdiği bir yarışmada Kenan Evren tarafından veto edilmişti. Pamukkale Sulama Birliği'nin elektriği 3 milyon 800 bin liralık borç nedeniyle kesildi. 95 bin dekar tarım arazisi susuz kaldı. Kavurucu sıcaklardan tarlalarını korumak isteyen çiftçiler tarlayı kanalizasyon suyuyla sulamak zorunda kaldı. Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 45 bin çiftçi perişan. Nedeni ise Pamukkale Sulama Birliği'nin birikmiş 3 milyon 800 bin liralık elektrik borcunu ödeyememiş olması. Buna bak bir. Toprağım yandı. Bu toprak böyle mi olur? Böyle savrulur mu bu ya sulansa? Buna bak bir. Elektrik dağıtım şirketi birliğin elektriğini 2 hafta önce kesti. Elektriğin kesilmesiyle Pamukkale ve Sarayköy ovalarındaki 26 köye ait toplam 95 bin dekar arazi susuz kaldı. Büyük bölümünde mısır ve yonca ekili olan araziler sulanamayınca 45 bin üretici perişan oldu. Mahsulü kurumak üzere olan üretici çareyi Pamukkale, Karahayıt ve Akköy'ün kanalizasyon sularıyla tarlayı sulamakta buldu. Benim yüzler çiftçi var. Bunlar ekmek yiyecek. Mahsulüm kurudu. Kurudu mu? Kurudu. Bunu ne makine alır? Sulanmadığı için galiba. Sulanmadığı için. Ne yapayım ben? Suyum yok, senin yok. Çizmelerin içerisine su giriyor. Sonra çıktığımız zaman üzerimizde ayaklarımızda kabarcıklar, kaşıntılar meydana geliyor. Bu suyla sulamak mecburiyetinde kalıyoruz. Yani yaklaşık 250-300 lira bir arazi var ama mecburiyetten bu lağım suyuyla. Pamukkale Arap Patatesi şu anda bu suyadan çalışmıyor. Çünkü biz sulamada kullanıyoruz. Çağdaş Türkiye'ye yakışmıyor ama mecburiyetten dolayı bazı yerlerimizi sulamak için bu suyu patlattık, önünü tıkadık ve tarlalarımızı soluyoruz. Türkiye'nin yüz nakli yapılan 6. hastası Salih Üslün yoğun bakımdan çıkarıldı. Ameliyatın ardından babasıyla ilk kez buluşan Sedat Üslün gözyaşlarını tutamadı. Akdeniz Üniversitesi'nde Türkiye'nin 6. yüz nakli operasyonunu geçiren Salih Üslün 4 gün sonra yoğun bakımdan çıkarıldı. Üslün, ameliyatı gerçekleştiren Profesör Doktor Ömer Özkan'ın "her şey yolunda mı, iyi misin?" sorusuna ise eliyle yanıt verdi. İyi misin Salih Bey, her şey yolunda mı? Sıkıntı yok. İyisin. Özkan, sürecin başarılı ilerlediğini söyledi. Şu zaman zarfında daha çok yazıyla ya da el hareketleriyle iletişime geçecek. Onun da sanırım 2 ayı var. Her şey çok yolunda gidiyor. İnşallah böyle devam eder ve onun da hayırlı güzel bir hayatı olur sonrasında. Ameliyatın ardından babasıyla ilk kez buluşan Sedat Üslün gözyaşlarına hakim olamadı. Babamın bu durum olması için çok mutluyum yani. Şu an konuşamıyorum. Üslün, babasının eskisinden 23 yaş daha genç görünecek olmasının kendileri için çok önemli olmadığını ifade etti. İyi olsun da hani genç olması gene aynı babam, gene fark eden bir şey yok. Yani hani genç olsa da görüntüsü daha iyi olacak ama gene
fazla bir şey değişmeyecek yani, gene babamız yani, fark eden bir şey yok. İşte Türkiye'de. Değerli izleyenler, Suriyeli mültecilerin çadırları yenileniyor. Şanlıurfa'da 28 bin mültecinin kaldığı Süleymanşah çadır kentinin bütün çadırları değişiyor. Çalışmaların ay sonuna kadar biteceği öğrenildi. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde kurulan ve 28 bin Suriyeli mültecinin barındığı Süleymanşah çadır kenti yenileniyor. 5200 çadırın yenilendiği çadır kentte altyapı tesisleri de değişiyor. Süleymanşah Konaklama Tesisleri Kamp Müdürü Halil Tek Yıldız, çadırdaki yenilemelerin olası kazaları önlemek ve çadır kentlerin daha modern bir görüntü kazanması için yapıldığını açıkladı. Şu ana kadar 2 milyar dolar harcama yaptık. Kızılay ekibinin çadır kurumu sırasında Suriyeli mültecilerin de ekiplere yardımcı olduğu gözlemlendi. Çadır yenilemenin ay sonuna kadar biteceği öğrenildi. Suriye'nin Halep kentine bağlı El Kubra kasabasında yaralanan 40'ın üzerinde kişi kamyonet ve özel araçlarla Türkiye'ye getirildi. Yaralılar Reyhanlı'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Suriye'nin El Kubra kasabasında yaralanan 40'ın üzerinde kişi Cilve Gözü sınır kapısından Türkiye'ye getirildi. Kamyonet ve özel araçlarla Reyhanlı'ya getirilen yaralılar çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan daha fazla yaralı gelme ihtimaline karşı Hatay ve çevre illerdeki hastaneler alarm durumuna geçirildi. Sınır kaçakçıları yine iş başında. Genelkurmay Başkanlığı Suriye sınırından Türkiye'ye geçmek isteyen 3000 kişilik kaçakçı gruba göz yaşartıcı bombayla müdahale edildiğini açıkladı. Açıklamada 3780 litre mazotun imha edildiği belirtildi. Sınırda sular durulmuyor. Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Hatay'ın Narlıca Oğulpınar Karakolu mevkiinde 200-250 araçtan oluşan 3000 kişilik kaçakçı yayayla 300-350 atlının sınırı geçmeye çalıştığı tespit edildi. Kaçakçılara sınıra yaklaşmamaları konusunda Arapça ve Türkçe dur ikazı yapıldı, ancak kaçakçıların askerleri taşladığı kaydedildi. Açıklamada askeri birliklerin havaya kontrollü ateş ve göz yaşartıcı bomba kullanarak kaçakçı grubu engellediği ifade edildi. Yapılan müdahaleden sonra mazot olduğu belirtilen 3780 litre akaryakıt imha edildi. Afganistan, Pakistan, Yemen ve Somali'de 500'e yakın saldırı, 200'ü çocuk, 3300 ölü. Bu rakamlar silahlı insansız hava araçlarının bilançosu değerli izleyenler. Amerika'nın terörle mücadele adı altında Orta Doğu'da kullandığı silahlı İHA'lara tepki büyüyor. Obama yönetimi İHA saldırılarını artırmanın yanı sıra başka ülkelerce kullanımını da yaygınlaştırmak istiyor. Amerika'nın terörle mücadele adı altında Orta Doğu'da sık sık kullandığı silahlı insansız hava aracı İHA'lar son 7 yıl içinde yüzlerce çocuğu ve sivili öldürdü. Amerika silahlı İHA'lar aracılığıyla Afganistan, Pakistan, Yemen ve Somali'de 500'e yakın saldırı yaptı. 2004 yılından bu yana sadece Pakistan'daki İHA saldırılarında 200'ü çocuk olmak üzere 900 sivilin de aralarında olduğu 3300 civarında kişi öldü. 1500 kişi de yaralandı. Emekli tümamiral Ramazan Cem Gürdeniz, Aydınlık Gazetesi'ndeki yazısında Obama yönetiminin silahlı İHA kullanımını olağanüstü boyutlara çıkardığını vurguladı. Silahlı İHA'ların kullanımı uluslararası savaş hukuku bakımından da çok tartışmalı. Gürdeniz, Birleşmiş Milletler'in 24 Ocak 2013 tarihinde İHA'lar hakkında özel bir inceleme başlattığını yazdı. Amerika ise ölen yüzlerce sivil ve çocuğa rağmen hem hukuku ihlal ediyor hem de diğer ülkelerde İHA kullanımının yaygınlaşması için zemin hazırlıyor. Türkiye başta olmak üzere bazı Avrupa ülkeleri de İHA kullanımına karşı. 2012 yılında yapılan uluslararası bir ankete göre Fransızların %63'ü, Almanların %59'u, Türklerin %81'i, Yunanlıların ise %90'ı silahlı İHA kullanımına karşı.
Türk tır şoförleri transit geçiş haklarının kısıtlanmasına isyan etti. Avusturya üzerinden transit geçiş yapmalarına izin verilmeyen şoförler, uygulamanın Gümrük Birliği ve Dünya Ticaret Örgütü kurallarına uygun olmadığını açıkladı. Eyleme öncülük eden Uluslararası Nakliyeciler Derneği'nin İcra Kurulu Başkanı Fatih Şener, hakkımızı almak için uluslararası yargıya başvuracağız dedi. Türk tır şoförleri Avusturya'da eylem yaptı. Şoförler, Türk araçlarının Avusturya üzerinden transit geçiş haklarının kısıtlanmasına tepki gösterdi. Eyleme Uluslararası Nakliyeciler Derneği öncülük etti. Derneğin İcra Kurulu Başkanı Fatih Şener, Türk tır şoförlerine yönelik kısıtlamanın Dünya Ticaret Örgütü ve Gümrük Birliği kurallarına uygun olmadığını söyledi. Transit bir ülkenin böyle bir şey deme hakkı yok. Çünkü Dünya Ticaret Anlaşması GATT 5. madde diyor ki, ülkeler coğrafi avantajlarını haksız olarak kullanamazlar. Transit geçişinin kazanılmış bir hak olduğunu vurgulayan şoförler, eylem sonrası 13'ü izin belgesiz toplam 25 tırla Avusturya topraklarına giriş yaptı. Araçlar herhangi bir engelleme ve cezayla karşılaşmadı. Uluslararası Nakliyeciler Derneği heyetinin Avusturya Ulaştırma ve Çevre Bakanlığı yetkilileriyle bir araya geleceği bildirildi. Ve sırada yurttan derlediğimiz haberler var. Balıkesir'de CHP milletvekili Namık Havutça ve beraberindeki yöneticiler Bahçeli Evler Mahallesi'ndeki Ziraat Bankası tabelasından kaldırılan TC ibaresini yerine yapıştırdı. Havutça, AKP iktidarı Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı o TC'leri onlar kaldıracak, biz takacağız dedi. Niğde-Bor Altunhisar yolu kavşağında çöp kamyonuyla otomobil çarpıştı. Kazada 10 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti, bir ağır 11 kişi de yaralandı. Türkiye'nin çeltik ambarı Trakya'da üreticiyi fiyat korkusu sardı. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin fiyatı hala açıklamamış olması çiftçiyi kara kara düşündürüyor. Üreticiler fiyatın bir an önce açıklanmasını istiyor. Zonguldak'ın Kozlu beldesinde araç yolu olmadığı için yurttaşlar eşyalarını 300 metrelik patika yolda sırtlarında taşıyor. Yıllardır aynı sıkıntıyı yaşadıklarını söyleyen yurttaşlar ilgisizliğe tepkili. Karetta karettalar Mersin'in Silifke ilçesinde 9 kişiyi yaraladı. Narlıkuyu beldesinde bir haftada 9 kişi deniz kaplumbağalarının saldırısına uğradı. Sahil şeridinde panik sürüyor. Batman 16 Mayıs İlkokulu'nda eğitim gören yaklaşık 300 öğrenci mahalleden 1 kilometre uzaklıktaki Sakarya İlkokulu'na nakledildi. Uygulama velilerin tepkisine neden oldu. Oturma eylemi yapan veliler kararın geri alınmaması halinde çocuklarını okula göndermeyeceklerini kaydetti. Evet, şimdi de spor gündemindeki gelişmelerden derlediğimiz turu izliyoruz. UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu rövanş maçında bugün deplasmanda Arsenal'le karşılaşacak Fenerbahçe, zoru başararak tur atlamak istiyor. İstanbul'da oynadığı ilk maçta İngiliz ekibine 3-0 mağlup olan Sarı Lacivertler, Londra'da rakibini 4-0 mağlup ederse UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılacak. Londra'da Emirates Stadında saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Carlos Velasco Carbolo yönetecek. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, kendilerine yakışacak bir sonuç alacaklarını söyledi. Biz her zaman büyük bir coşkuyla sahada yer almalıyız. Bunu çok iyi biliyoruz. Yarın onlardan bir tanesini yaşamak ve burada bize yakışan bir sonuç almalıyız. Fenerbahçe'nin oyunu ve gücü dünyada her takıma karşı başa baş olmalıdır. Bunun peşindeyiz. Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftası Karadeniz derbisine sahne oldu. Trabzonspor'la Çaykur Rizespor kozlarını Avni Aker'de paylaşırken gülen taraf 2-1'lik skorla Bordo Mavili ekip oldu. Öte yandan Rizespor maçında Volkan Şen'in taraftarlarla yaşadığı sorun sonrası ağlayarak sahayı terk etmesi tartışmalara yol açtı. Volkan Şen'e Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun tepki göstermesi sonrası iki taraf köprüleri atma noktasına geldi. Yönetimin kararı beklenirken Volkan menajerine bana kulüp bul talimatı verdi. Spor Toto Süper Lig'de haftanın son maçında Beşiktaş deplasmanda Kayseri Erciyesspor karşısında iki kez yenik duruma düştüğü maçta rakibini Fernandez, Gökhan Töre, Escude ve Almeida'nın golleriyle 4-2 yenerek liderliğe yükseldi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Slaven Bilic, geriye düşmelerine rağmen maçı çevirdiklerini söyledi. Sabırlı oyunumuz sonucu getirdi ve özellikle bu kadar zor bir ligde, deplasmanda oynanan bir maçta geriye dönüp kazanmış olmamız takdire değer bir performans ve fazlasıyla memnuniyet verici. Galatasaray Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda oynayacakları Eskişehirspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Fenerbahçe Gründik erkek voleybol takımı geçtiğimiz sezon Yenişehir Belediye forması giyen Ceyhun Tender'ı reklerine bağladı. Ve bu haberle bültenimizi noktalıyoruz değerli izleyenler. Yeniden görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.